Bir dakika. Buyurun. İlker Hocam, size bu yıl çok merak edilen bir soruyu sormak istiyorum. Özellikle bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerin avantajları neler, dezavantajları neler? Bizimle paylaşır mısınız? Sema Hocam, öncelikle dezavantajlarından başlayalım. Çünkü LGS'ye girecek öğrencilerin dezavantajları her zaman birinci planda dikkate alınır. Birinci dezavantaj, öğrenci sayısının %40 oranında artması idi. Milli Eğitim Bakanlığı buna kısmi ölçüde önlem aldı. Kontenjan sayılarını artırdılar ama birbiriyle tam örtüşmüyor. İkinci dezavantaj tabii ki hepimizin bildiği gibi pandemi süreci oldu. Avantajı ise kesinlikle konuların sadece birinci dönemden olması. Bu 20 yıldır olmayan bir şey. 8. sınıfta konuların çok büyük bir çoğunluğu birinci dönemdedir aslında. İkinci döneme daha az konu ama çok daha içerikli konu kalır. Ve zor soruların oluşmasını sağlayan içerikli konulardır. Bunlar iptal edildi. Bu nedenle avantaj sayabiliriz bunu. Hem de çok büyük bir avantaj. Ancak bu avantajı net sayısı belli bir baremde kalan öğrenciler için söyleyebiliriz. Çok yüksek başarılı ve bütün soruları çok iyi çözen çocuklar için de bir avantaj olmadı. Ama dezavantaj da olmadı. Çünkü onların bulunduğu nokta zaten en üst nokta. Oradan yukarı çıkmak için bir şey yok. Sadece altta kalan bazı çocuklar kendini yukarıya taşıyabildi. Evet, peki. Yakında sınava girecek bu çocuklarımız. Şu kalan son zamanlarda ne yapmalı sizce? Kesinlikle ve öncelikle artık yeni konu diye bir şey olmadığına göre elde ettikleri konu bilgilerinin eksikleri varsa bunları tamamlayacak bir sistem üzerinde yoğunlaşmalı. Bunu tespit etmek için de deneme sınavı çözmeli. Şu anda 8. sınıf öğrencisi olan tüm öğrencilerimizin günde en az 2 deneme sınavı çözerek kendini kontrol edip denetlemesi gerekiyor. 2 deneme sınavı dediğiniz zaman yaklaşık 180 soru eder bu. Bir öğrenci bir günde 250 ile 350 arasında soruyu çok rahatlıkla çözebilir ve bu ona çok önemli ölçüde bir kazanım sağlar. Deneme sınavını çözecek, yanlışını tespit edecek, bu yanlışını kesecek, bir yerde toplayacak, onu inceleyecek, nerede hata yaptığını görecek, işlem hatası mı yapıyor, yorum hatası mı yapıyor, dikkat hatası mı yapıyor ve mutlaka o yanlışının türüne uygun başka kaynaklardan soru bulup 4 ya da 5 tane bunu çözecek. Bir günlük süreçte böyle bir hazırlık bu pandemi ortamında onları rahatlatacak, kalan zamanlarında zihinlerini deşarj etmek için kullanabilecekler. Evet, teşekkürler bu cevap için. Peki hocam, anne babalar nasıl davranmalı bu çocuklara? En büyük ve en önemli duruş da bu bence. Anne ve babalar öncelikle bir öğretmen olmadığını, bir denetçi olmadığını, bir yönetici olmadığını bilmeli. Şunu söylemek istiyorum. Çocuklarınıza gereksiz baskı yapmayın. Çünkü şu süreçte, bu pandemi sürecinde çocuklarınızın ihtiyacı olan en önemli şey, yapamadığını ortaya çıkarıp onun üzerine gitmekse, bu ancak öğrencinin isteğiyle oluyor hocam. Öğrenci istemezse yapmış gibi yapıyor. Hatta bazı çocuklar cevap anahtarına bakıp deneme sınavında daha iyi netler çıkardığını anne ve babasına göstermeye çalışıyor. Bu nedenle anne ve babaların yapması gereken birinci şey, ki ben velilerime de bunu önerdim, biz böyle bir ayrı grupla yürütüyoruz bu süreci, cevap anahtarlarının tamamı anne baba tarafından alındı. Doğru yanlış kontrolünü anne baba yapıyor, ancak doğru yanlış kontrolünü yaptıktan sonra bunu da niye yapamadın, bunu da niye yapamadın, bu geçen sefer de yaptığın hataydı gibi değil. Biraz daha dikkatli olsak mı? Şöyle de bir bakabilir miyiz? Buna benzer bir soru bulabilir miyiz? Böyle gitmek gerekiyor. Çünkü süreç psikolojik sendromu yönetme süreci aynı zamanda. Hiçbir zaman yapamayacağımız
yapamadığını önüne koymayacaksınız. Yapabileceği aşkını, hırsını, azmini vermeniz gerekiyor. Bu da öncelikle büyük bir sevgiyle oluyor hocam. Yani sevgiyle yaklaşmak gerekiyor. Öğrencinin kendini incelemesi ve yapamadığını yapar hale gelebilmesi için önce beyninde buna istek duyması gerekiyor. Bunu oluşturmak için... Hocam bir saniye, sizden alacağız.